Ya işte dışarının oyunu başka bir şeyler, zenginlerin oyunu. Erdoğan'ı yıkmak istiyorlar, başka bir şey değil. Çünkü biz rahat yaşamaya alıştık ülke olarak. Bu adamlar niye geldi? Bu AK Parti'nin iktidara ne diye geldi? Ben onu anlamıyorum. Oyumuzu aldılar, bizi kandırdılar iyice. Türk İş araştırmasına göre gıda fiyatlarında son dönemde en yüksek artışı gördük. Bizler Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Ya işte dışarının oyunu başka bir şeyler, zenginlerin oyunu. Erdoğan'ı yıkmak istiyorlar. Başka bir şey değil bunların maksadı. Genelde yani bu döviz endeksli olduğundan dolayı biraz şeylik var yani. Benzine zam geldi. Akaryakıta geldi. Yani vatandaş için iyi bir şey değil yani. Normale dönmesi gerekir. Bence normal bir şey değil yani. Zamanla düzeleceğini de zannetmiyorum. Böyle gider yani. Belki döviz kurları iner de normal seviyeye iner de ama piyasanın bu pahalılığı devam eder yani. Her sene yeni yılda zaten bilindiği gibi zam geliyor. Bir fiyatın artışı neden olur? Üretimin düşük olduğundan olur. Üretim neden düşük? Bunu sormak lazım. Çünkü biz rahat yaşamaya alıştık ülke olarak. Devlet planlama teşkilatımız, devlet malzeme ofislerimiz falan yani görevini yerine getirmiyorlar. Doğru düzgün yönlendirme yapmıyorlar çiftçiye. Niye odan oda şundan dolayı yani çiftçi ister istemez zaten eksiği görüp bir şekilde dikecektir ama gerek Suriye'den gümrüklü gümrüksüz girişlerden yani Suriye'den çok besleniyorduk, Çin'den çok besleniyorduk. Şu anda Çin tabii navlunlar olsun, bütün maliyet fiyatları olsun arttığı için ne oldu? Oradan mal gelmiyor, Suriye'den girmiyor, bizde az üretiliyor. Aynı şekilde bizler de vatandaş olarak fazlasıyla etkilendi. Sebebine gelince de üretimin olmayışı, doların fırlayışı. Sebep bu yani bütün bizim hepimizin mutfaklarını bütün ülke olarak yansıyor bu. Gıda fiyatlarındaki artışın tabii ki dövizle vesaire bağlantısı var. Burası kaçınılmaz. Fakat insanlarda fırsatçılığın da olduğunu çok düşünüyorum açıkçası. Fırsatçılık maalesef bazı gıda gruplarında var. Diğer bir boyut, ülke nüfusunun maalesef çok büyük bir yoğunluğu şehirlerde yaşıyor. Yani artık tarımla uğraşan, sebze, meyve üreten insan sayımız oldukça az. Bu sebeple bunlardaki fiyat artışının ben ilerleyen dönemlerde çok daha yüksek olacağı kanaatindeyim. Örnek olarak bu yıllarda kurbanlık fiyatları çok yükseldi. Yine o da yine gıda ile ilişkilendirecek olursak kurbanlık fiyatları neden bu kadar yükseldi? Çünkü artık üretim çok çok az. Bu işlerle uğraşan insan sayısı çok az. Mesela Kayseri 1,5 milyonluk şehir herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Köylere falan düşündüğümüz zaman çok azınlık olan bir nüfus şehrin çoğunu beslemeye çalışıyor. O yüzden üretime yönelmemiz gerektiği kanaatindeyim. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Ya şu anda ekonomik iyice Allah bullah oldu. Dolarlar yükseldi. Şu anda her şey %100 artışından daha fazla oldu. Şu anda alım gücü zayıfladı yani. Şu anda millet istediği şeyi alamıyor yani. Zaten işsizlik de çok. Millet iş de bulamıyor. Yani bilmiyorum, sıkıntı üstüne sıkıntı. Sayın Cumhurbaşkanımız eline sağlık. Muhalefetteyken her şeyin çok kötü olduğunu söylüyordu sözde. Kendi iktidarda hayat pahalılığının kendilerinin iktidarda olmadığından kaynaklandığını söylüyorlardı. Şu anda 20 senedir iktidardalar. Bu önceki bantlarını seyretseler ona göre nasıl olacaksa bilmiyorum. Ben işin içinden çıkamadım vallahi. Gıda fiyatı her şey arttı. Sade gıda mı ki? Yakıt, gıda hani yaşanacak durum değil. En az emekliye 5 lira para vermesi lazım. Aza az, çoğa çok veriyor. Bak, aza az, çoğa çok. Aza çok verip çoğunkini durdurması lazım. 1500 lira emekli maaşı alıyor. Ne yiyecek bu adam? Ne diyelim ki? Görmüyor mu? Bu adamlar niye geldi? Bu AK Parti'nin iktidara ne diye geldi? Ben onu anlamıyorum. Oyumuzu aldılar, bizi kandırdılar iyice. Ha solcular gelse, CHP gelse düzeltecek mi? Ondan da bir şey beklemiyoruz da. Demek ki siyaset yalan dolanmış. Ben bunu öğrendim. 65 yaşında öğrendim de geç kaldık. Bunda geç kaldık. Ellerine geleni ardlarına bırakmasınlar. Altta kalanın canı çıksın. Kendiler köşklerde, saraylarda yaşasınlar. Biz de nasıl olsa bir koyunuk. Allah diyorum ya her şeyde bak. Mesela zeytinyağı veyahut da ayçiçek yağı 85-90 liraya. Geçen sene bu zamanlar 50 liraydı. Bu kadar olmaz yani ya. Bir ayda mesela kaç sefer zam geldi her şeye öyle. Ufak bir kırıntıya temsil. 10 liralık şeye 15-20 lira oldu ya. Bunu millet artık bak bir yumurta siz de biliyorsunuz 30 liraya. Bir torba un al 100 lira daha fazla.
Her şey böyle yani. Millet artık bilmiyorum ne yapacaksın.